Sayın Valim, çok kıymetli misafirimiz, Sayın Değer Hocam, Sayın Genel Müdürü Yardımcım, Sayın Rektörü, Sayın Adalet Komisyonu Başkanı, ilimizin kıymetli protokolü, Sayın Değer Hocaları, sevgili öğrencilerimiz, hepinizi şahsım ve kurumum adına en kalbi yukarıda selamlıyorum. Kültürden İrfana Cemil Meriç adlı konferansımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kredi Yatırım Kurumu olarak Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yurtlarımızda toplam 446 bin öğrenciye otel konforunda hizmet vermekteyiz. Son yıllarda kapasite artışıyla birlikte öğrencilerimize barınma hizmetlerinin yanı sıra kurumumuz burs, kredi ve beslenme katkısı hizmeti de vermektedir. Yurtlarımızda misafir ettiğimiz gençlerimizin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişmelerine katkıda bulunmak, kötü alışkanlıklardan uzak tutarak birbirleriyle dostluk bağlarını güçlendirmek için bir dizi kültürel, sanatsal, kişisel gelişmelerine katkı sağlayacak birçok faaliyetler bakanlığımız ve genel müdürlüğümüz tarafından koordine edilerek ülke genelindeki tüm yurtlarımızda uygulanmaktadır. Kariyer sohbetleri, liderlik seminerleri, farkındalık seminerleri, çıraraltı gençlik söyleşileri ve faal günleri şeklinde bu tarz etkinlikler yapılmaktadır. Şu anda Türkiye'mizin birçok ilinde bu hafta içinde birçok kültürel program icra edilmektedir. Edebiyat, tarih, kültür, spor ve birçok dalda hizmet vermiş olan Ulu Çınarlarımız anılmakta ve gençlerimize rol model olarak sunulmaktadır. Bu kapsamda bugün de burada edebiyat ve fikir ve düşünce dünyamızın büyük ufuk açmış Cemil Meriç Üstad'ı vefa günleri kapsamında anacağız. Tabii ki biz Üstad'ı kitaplarından tanıyoruz ama bugün aramızda onu en yakınındaki birisi vasıtasıyla onun ağzından dinleyeceğiz. Onu en yakınında bulunan ve onu en iyi tanıyan kişiler dinleyeceğiz. Ümit Meriç hocamıza acizane Sivas'ta bulunduğu süre içerisinde mihmandarlık etmeye çalıştık. Sürçülisan ettiysek huzurumuzda hocamızdan affımızı talep ediyoruz. Bu programın hazırlanmasında başta bakanlığımız ve genel müdürlüğümüz olmak üzere il müdürlüğümüz çalışanlarına ve bu salonu bize tahsis eden Cumhuriyet Üniversitemizin sayın rektörüne ve bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Vefa günleri kapsamında Kültürden İrfana Cemil Meriç Konferansı hayırlara vesile olması temennisiyle katılımınızdan dolayı hepinize saygılar istiyorum. İl Müdürümüz Erdoğan Tuğca yapmış olduğu konuşmasına dolayı teşekkür ediyoruz. Neyse tekbir, hava oldu ateş. Hem yok olsun kimde yoksa bu ateş. Neyse ney zehir, hem pan zehir ah nerede var? Böyle bir dost, böyle bir özlemli yar. Her melodisiyle Allah diyen, sesini kalbimize duyurmak isteyen neye kulak verelim hep birlikte? Neyzenlerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Şefi Ali Osman Alaca, Türk Dil Musikisi Bölümü Doktor Öğrencisi İbrahim Odabaşı. Ooh.
Thank you.
Sivas gününde hepinize sevgilerim ve saygılarımla selamlıyorum. Biliyorum ki vize dönemi buraya gelen sevgili öğrencilerimizin vakitlerini bana ayırmış olmaları bu bakımdan benim için ayrıca bir değer taşıyor. İnşallah onların vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmiş olurum buraya bana ayırdıkları sürelerini. Efendim, kültürden irfanla Cemil Meriç başlığı taşıyan bir konuşma yapacağım inşallah. Tabii içinizde biliyorum hocalar arasında özellikle Cemil Meriç'in bazı sayfaları ezbere bilen çok eski Cemil Meriç okurları var. Bazılarınız ise belki onun adını ancak bu konferans vesilesiyle ilk defa duymuş oldunuz. Cemil Meriç aslında ülkemizin 20. yüzyılda yetiştirmiş olduğu en çilekeş düşünürdür. Herhalde birinci vasfı çilekeş olmasıdır. Zira 38 yaşlarında gözlerini kaybetmiştir. Tamamen ama olmuştur. Ve bu yaşından önce yapmış olduğu tercümeleri var. Balzac ve Victor Hugo'dan. Ama ondan sonra 1955 yılında gözlerini kaybettikten sonra bütün eserlerini gözlerinin görmediği dönemde kaleme almıştır. Tasavvur buyurunuz, bir insan hayatını kitaba adamış ve gözlerini kaybediyor. Dolayısıyla Cemil Meriç'in hayatı herkese örnek olacak bir hayattır ve imkansızların mümkün olabileceğini gösteren bir hayattır. Gözleri görmeyen bir insan bugün Türkiye'de 40. baskıya kadar gelen eserlerini 12 ciltlik külliyatını karanlıklar içinde iken kaleme almıştır. Bu açıdan Cemil Meriç'in dünya düşünce ve edebiyat tarihinde bir ikinci örneği yoktur. Milton'un, büyük İngiliz şairi Milton'un ömrünün sonunda gözlerini kaybettiğini ve en küçük kızının ona son eserlerini yazmakta yardımcı olduğunu biliyoruz. Ama bu 3-5 yıllık bir süredir ve Cemil Meriç'in 38 yaşında gözlerini kaybedip 70 yaşında hayattan ayrılan Cemil Meriç'in kişisel trajedisiyle kıyaslanamayacak kadar ufak bir örnektir. Bu gözlerini kaybetmiş bir insanın bugün Türkiye'de yaşayan, Türkçe okuyan 78 milyon insanın eserlerine hürmet ettiği bir insan kimliğini kazanması şüphesiz ki büyük bir ciddiyete ve bir takım üstün vasıflara sahip olmasıyla izah edilebilir. Cemil Meriç'in hayat hikayesini muhakkak ki gözlerini kaybettiği dönem öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak mümkün. Ama 19. yüzyılda yaşamış olan bir Fransız düşünürünün Hippolyte Taine'in yaptığı bir sınıflama var. İnsanlar nelerin etkisi altında kendileri oluyorlar? Hippolyte'nin bu soruya verdiği zaman, soruya verdiği cevap, evvela içinde yaşadıkları zaman insanları şekillendiriyor. İçinde yaşadıkları mekan insanları şekillendiriyor. Ve üçüncü olarak ait oldukları ırk ya da millet insanları şekillendiriyor. Hippolyte'nin her insanın hayatında aramamız gereken bu şahsiyetimizin teşekkülüne hizmet eden üç unsurunun Cemil Meriç hayatına uyarlamasına eğer bakarsak, Cemil Meriç'in yaşadığı zaman Birinci Dünya Savaşı'nın ülke topraklarımızın üzerinde fırtına gibi estiği, sınırlarımızın batılı güçler tarafından zorlandığı,
Delta çökertilmeye başlandı. Bir felaketler dönemidir. Birinci Dünya Savaşı'nın ülkemizin aşağı yukarı 50 binden fazla, 250 bin ama 50 binden fazla entelektüel adayını alıp götüren bir fırtına olduğunu düşünürsek, bir manada kanımızın boşa aktığı yıllar olduğu şüphe götürmez. Aile tarihi açısından kendisi Rumeli bir aileye mensup. Bugün Yunanistan sınırlarında bulunan Nimetoka şehrinin müftüsünün torunu. Bu Meriç soyadını, Cemil Meriç'in benimsemesi, ecdadını Rumeli'deki bir Osmanlı şehrinde yaşamış olmasından kaynaklanıyor. Balkanların fırtınalarla alt üst olduğu bir dönem dedik. Hakim bir baba ve her gece Bulgarların bastığı bir şehir. Babaannemin arzusu üzerine aile yeni bir yani memuriyete devam etmek istiyor. Dedemin müracaatın sonunda bugünkü Suriye sınırlarında kalan Kefertayim adlı bir kazaya çıkıyor dedemin tayini. Ve aile memuriyet dolayısıyla oraya göç ediyor. Ama asıl göç sebebi Balkan Savaşı. Yani küçüler imparatorluğumuzun göçe mecbur bıraktığı nüfusun bir parçası bunlardan. Maalesef toplumsal hafızamızın büyük ölçüde karanlıkta bırakıldığı yıllar. Balkan Savaşı'nda Rumeli'den gelen ailelerin dolu trenlere giremedikleri, bir kısım insanların trenin üstünde seyahat etmek mecburiyetinde kaldıkları, hatta donarak Sirkeci Garı'na donmuş vücutlarının, ölmüş vücutlarının geldiği aile arasında anlatılan hikayeler derler. Suriye, bugün Suriye hepimizin gönlünü kanatan bir facialar zinciri içinde yaşıyor. O dönemin Suriye'si de Cemil Meriç'in doğum tarihi olan 1916 yılında bir Fransız mandası. Malumunuz hepimizin Cumhuriyet tarihini hatırlayacağı sayfalar. Anadolu çeşitli Avrupa devletleri tarafından işgal altına alınıyor. Suriye'nin ve Hatay'ın payına da Fransızlar düşüyor. Bir Fransız dominyonu sömürgesi olmak üzere bu bölge. 12 Aralık 1916'da Reyhaniye, bugünkü adıyla Reyhanlı kazasında dünyaya geliyor Cemil Meriç. Ve kaderine Fransız işgali altındaki bu Osmanlı topraklarındaki kültür ve irfan hayatı hakim oluyor. Yani Cemil Meriç'in en son eserinin başlığı, benim de konuşmamın başlığı olan kültürden irfana başlığı, aslında Cemil Meriç'in Fransız kültürünün ortasında doğmuş olmasından kaynaklanıyor. Bu çok garip bir kader. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun başka hiçbir bölgesinde böyle bir Fransız işgali, böyle bir Fransız kültürünün hakimiyeti ve okullara eğitim sistemine kadar giren bir Fransız kültürü ağırlığı karşımıza çıkmıyor. Cemil Meriç Reyhanlı'da ilkokulu bitiriyor. Sonra Lise d'Antioche, İzmir'de Fransızca, Antakya Lisesi'ne öğrenci oluyor. Fakat 4 yaşından itibaren gözlük taktığını ve okumaya başladığını biliyoruz. Yani okumayı öğrenmesi diye bir süreç yok. Cemil Meriç hayata okumayla başlıyor. Kimden öğrendiğini bilmiyoruz. Hep okuyor. Hatta çok küçük bir fotoğrafı var, böyle bir hasır iskemleye oturtulmuş.
ayakları daha yere değmiyor ama kucağında açılmış kocaman bir kitap var. Yani 4,5 yaşında bir çocuk ve kucağında kocaman bir kitap. Bu Cemil Meriç'in müstakbel kaderini adeta inşa eden bir şifre fotoğraf buluyor. Bu Fransız kültürüyle başlayan hayatı beraberinde Türk edebiyatıyla da hemal olmasına devam ediyor. O kadar ki mesela Rıza Tekin hakkında yazmış olduğu bir yazıyı edebiyat öğretmeni o sırada 150'liklerden olan ve sürgünde bulunan Rıza Tekin'le dost olduğu için ona gönderiyor. Ve Rıza Tekin de meşhur filozof Rıza Tekin de bu kompozisyonun kenarına maşallahlar, maşallahlar yazarak iade ediyor. Daha sonra da Rıza Tekin'le de dost olmuştur Cemil Meriç. Ve hatta birlikte bir felsefe Hüdat-ı Kayın'a almaya niyet etmişlerdir. Ama Rıza Tekin ömrü yetmemiş ve bu proje gerçekleşmeden vefat etmiştir. Cemil Meriç'e okulda arkadaşları önce orangutan diyorlar. Çünkü spora çok meraklı ve çok yapılı bir vücuda sahip olmak için devamlı spor yapıyor, çok kuvvetli. Beraberinde de Fransızcası o kadar iyi ki arkadaşları ona Victor Hugo adını takıyorlar. Haftada bir şiir defteri dolduruyor ve bu defteri arkadaşları dağıtıyor. Yani hiçbir defter bugün bizim elimizde yok, dolayısıyla sizlere mal edilemiyor. Lise son sınıftayken İstanbul'a geliyor. Perdeniyer Lisesi'nde öğrenci oluyor. Orada Nurullah Atacı'nın talebesi ve İhsan Kongar'ın yani Emre Kongar'ın babasının talebesi. Sonra üniversite yüksekokul tahsili için artık İstanbul'da kalıyor ve yabancı diller yüksekokuluna giriyor. Okulda Sabri Esat Siyarmışkin adlı, o da tercüme dünyamızın en önemli isimlerinden birisi olan hocanın talebesi. Fakat derslerde hocasını devamlı olarak tahsil ediyor. Bunun üzerine bir gün Sabri Esat Bey dersten sonra kendisini çağırıyor ve diyor ki evladım biz bu dersi Fransızca bilmeyen insanlar için yapıyoruz. Senin bu derslere gelmene gerek yok. Sen git imtihana gel artık diyor. İşte Cemil Meriç'in İstanbul'un kültür çevresine girmesi bu dönemde başlıyor. Beraberinde Hatay'da sol çevrelerden edinmiş olduğu düşünceleri onun İstanbul'da da sol çevrelerle temasına yol açıyor. Ve Nazım Hikmet'le tanışıyor. Nazım kendisine evladım diyor. Evvela git okulunu bitir. Ondan sonra ne olacağına karar ver. Nazım'ın bu cümlesi Cemil Meriç üzerine etkili oluyor ve gerçekten de okulunu bitirme kararıyla tahsil hayatına devam ediyor. Cemil Meriç'in hayatından bu şekilde kısaca bahsetmem, içinizde onu yakın hatırlamayanlar olduğunu tahmin etmemden kaynaklanıyor. Liseyi bitirdikten, üniversiteyi daha doğrusu yabancı diller yüksekokulu bitireceği sene annemle tanışıyor. Annemle tanışmasının Sivas'ta bir bağlantısı var. Çünkü annem babamdan 11 yaş büyüktür ve Darülfünun'un son mezunudur. Annem ve annemin kuşağı, Çalıkuşular kuşağı ki annem herhangi bir kız sesinde zaten Reşat Nuri Gültekin'in öğrencisidir. Birinci Dünya Savaşı'nda eşleri cephede şehit olan genç kızların evlenmeleri düşünülen erkekler kuşağına mensuptur. Yani az evvel söylediğim gibi Birinci Dünya Savaşı'nda birçok müstakbel erkeklerini ülkemiz kaybetmiştir. O yıllarda mesela Tıp Fakültesi, İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi hiç mezun vermemiştir. Yani biz eğer bugün bu topraklarda, bu güzel ülkede, bu sükunet içinde hayatımızı sürdürebiliyorsak, o tıbbiyenin
mezun verdiyse de mezun olacak olan İstanbul Erkek Lisesi ya da Galatasaray'ın mezun olacak olan bu gencecik isimleri bilinmeyen delikanlılarına burada olmamızı bir manada borçluyuz. Dolayısıyla anne ve kuşağının genç kızları Aydın'ın üniversite bitirmiş, meslek sahibi olmuş olan genç kızların büyük bir çoğunu hiç evlenmemişlerdir ve ahirette vakile olarak intikal etmişlerdir. Aslında annem de o kuşaktandır fakat annemin karşısına kader babamı çıkarmıştır ve dediğim gibi 11 yaş kendisinden küçük olan bir insan olan Cemil Meriç'le annem evlenmiştir. Tevziye Menteşoğlu 1933'te Darülfünun'un son mezunudur. O sene İstanbul Üniversitesi'nde bir reforma gidilir ve İstanbul Üniversitesi kurulur. Darülfünun kapatılarak İstanbul Üniversitesi'ne intikal eder müessese. Annem 1933 mezunu ve 1934 yılında bugün kongre merkezi olarak 4 Eylül kongre merkezi olarak hepimizin sevdiği, saydığı o binaya tarih, coğrafya muallimesi olarak gelir. Yani ben muhterem Kredi Yurtlar Kurumu'nun müdürünün ve il müdürü Erdoğan Beyefendi'nin davetlerini kabul ederken aslında 80 sene sonra 80 sene önceki Kasım Güneşi'nin ısıttığı annemin şehrine gelmiş oldum. Sivas benim anne yurdum bir manada. Ve burada annemin 3 yıl öğretmenliği var. Sonra işte Bilecik'te ve Adana'daki öğretmenliklerinden sonra babamla tanışıyor. Ve öğretmenlikten vazgeçerek babamla evleniyor. Cemil Meriç ilk görevi Elazığ'da Fransızca öğretmenliği. 3 yıl kadar orada bulunuyorlar. Sonra İstanbul'a geçiyorlar ve babamın mütercimlik hayatı başlıyor. Cemil Meriç'in edebiyat sahamıza çıkışı tercümeleriyle başlamıştır. Ve önce Balzac tercümeleri, kaybolan tercümeler hariç 4 tanesi bugün elimizde. Arkasından da Victor Hugo tercümeleri. Kredi Yurtlar Kurumu Müdürümüzle konuşurken sizlerin içinde yaşamakta olduğunuz şartların ne kadar güzel olduğu üzerinde ben kanaat belirttim. Ve dedim ki bizim çocukluğumuzda Türkiye çok daha fakir bir ülkeydi. Ve mesela bizim çoraplarımızı annem içine tahta bir yumurta koyarak örerdi. Biz örülmüş çoraplarla okula giderdik. Bu mahrumiyetler içinde geçen çocukluğum mesela benim de ruhumda çok derin bir iz bırakmıştır. Ve bu hayat tecrübesinden hiçbir şeyi israf etmemek, hiçbir şeyi çöp kabul etmemek sonucuna varmışımdır. Ben hiçbir şeyi atmam, ne gıda maddesi yani hayvanlara veririm eğer kendim yemiyorsam. Hiçbir giysimi yok etmem. Muhtaç olan insanlara veririm ya da tahmin ederim. Bu terbiye Birinci Dünya Savaşı'nı ve Kurtuluş Savaşı'nı yaşayan annemden bana intikal etmiş olan bir davranıştır. Ve gerçekten de bugünkü Türkiye'nin çok müsrifane yaşadığı kanaatindeyim. Kendim de maalesef biraz buraya artık dahil oluyorum ama harp görmüş bir ülkenin insanı olmamanın bize getirmiş olduğu bir hafif şımarma içinde yaşıyoruz. Bu halimizi mutlaka tasfiye etmemiz lazım. Bu israfa son vermemiz, elimizdekilerle getirmemiz ve şükretmesini bilmemiz gerekiyor. Bunu da geçerken kısaca belirtmek istiyorum. Rabbim bu zenginliğini daim etsin ülkemizin. Ama paylaşmanın güzelliğini bilerek yaşamamız gerekiyor. Bunu anlatırken kendi hayat hikayemizden de bir örnek vereceğim. Mesela abim dünyaya geliyor 45'te. O kadar fakirler ki annem portakal alıyorlar çarşıdan. Mesela 3 portakal ancak alabiliyorlar. Sıkıp suyunu abime içiriyor bebek ve kendisi ancak içindeki lifleri yiyebiliyor. Yani
cebinde elinde kendisinin ve hanımının soyup yiyeceği bir portakal yok. 1946 yılının Aralık ayı babamın hayatında iki önemli olaya şahit olduğumuz bir yıl. O yıl ben doğuyorum ve biliyorsunuz kız çocuk eve bereket getirir denir. Babam da yabancı diller yüksek okulundaki Fransızca okutmanlığı görevine başlıyor. Ve ömür boyunca orada çalışarak oradan emekliye ayrılmıştır. Cemil Meriç'in ilk fotoğraflarından birinde kalın gözlüklerle oturduğunu ve ayakları daha yere değmediği halde kucağında kocaman bir kitap olduğunu söylemişti. Gerçekten de tabii ki Cemil Meriç'in zamanı, savaşların, göçlerin zamanı, mekanı yabancı işgali altındaki bir Osmanlı toprağı ve o toprağın yeni sahibi olmaya heveslenen Fransızların getirmiş olduğu bir kültür eğitiminden geçtiği bir toprak. Ama ırk olarak, aile olarak tamamen bir Türk ailesinin çocuğu, zamanı, mekanı ve ırkı olarak çok güzel bir Türkçe'ye sahip oluyor Cemil Meriç. Bu Türkçe'yi edinmesinde şüphesiz ki daha o henüz okula başlamadan akşamları bir idare lambasının etrafında aileyi toplayan ve ailesine ve küçücük çocuğuna kitap okuyan bir babanın da etkisi var. Cemil Meriç 1955 yılında gözlerini kaybetti, tamamen kaybetti dedik. Ve ilginç bir şekilde asıl eserleri vermesi bu tarihten sonra başladı. Ve tamamen bizim hudutlarımızın dışındaki bir kıtaya tecessüsü kanatlandı. Burası Hindistan'dır. Cemil Meriç, Hint edebiyatı ve Hint felsefesi üzerinde çalışmaya başladı. Ve 1963'te Hint Edebiyatı adıyla yazdığı kitap 1964'te o dönemin basın hayatına merhaba dedi. Bundan sonraki yıllar Cemil Meriç'in sosyoloji bölümünde Fransızca öğretmenliği yaptığı ve Batı dünyasından bize haber getirdiği bir dönem. O yıllar üniversite olaylarının başladığı, gençliğin kendi içinde sağcı ve solcu diye iki büyük kesime ayrıldığı ve özellikle Marx'ın eserlerinin sosyalist dünyada fevkalade itibar gördüğü yıllardır. Cemil Meriç, sosyalist literatürde bu kadar hükümran olan Marx'ın karşısına bir Türkiye'nin duymadığı ismi çıkardı. Bu Saint-Simon adlı bir sosyologdu. İlk sosyolog, ilk sosyalist başlığıyla bir yeni sosyalist nefesi Türkiye gençliğinin üzerinde estirmiş oldu. Bundan sonra Elazığ Lisesi'nden talebesi olan ve Tercüman Gazetesi uzun yıllar yazı yazan ve Türk Edebiyatı ile ilgili ciltler dolusu kitap kaleme almış olan Ahmet Kabaklı'nın tavasutuyla Hisar dergisine jurnalinden parçalar yollamaya başladı. Jurnal aslında güncel, günlük demek. Cemil Meriç gözlerini kaybettikten sonra annemin, benim ve fakat üniversiteden öğrencisi olan birçok ağabeyimizin yardımıyla okudu ve onlara okuduklarının bir kısmını tercüme ederek yazdırdı. Bu arada İzzet Tanju adlı bir öğrencisi hukuk fakültesinden geceleri gelip bizim evimizde kalan bir öğrencisi sabahları erkenden kalkar Cemil Meriç'i uyandırır ve masanın başına oturmadan önce kahvesini pişirip eline tutuşturur ve daktilo'ya kağıdı koyup söyle hoca derdi. İzzet abinin bu ısrarla Cemil Meriç ne cevap vereceğini bilemez. Evladım ne söyleyeyim der. Hoca ne düşünüyorsan söyle der İzzet Tanju. Onun üzerine Cemil Meriç bir gün önce okuduğu kitap
İki gün önce yaşadığı bir olay, her neyse o sırada zihnini işgal eden, onu yazdırmaya başlar. İşte İzzet Tanju'nun ısrarıyla başlayan jurnaller bugün pek çok baskısı yapılan ve aslında Cemil Meriç'i okumaya nereden başlayalım diye soranlara genellikle verdiğim bir cevap olarak jurnallerin ortaya çıkmasına yol açtı. Jurnaller Cemil Meriç'in iş dünyasını, şahsiyetini tanımamız açısından onun 12 ciltlik muazzam külliyatının göz yıldıran yoğunluğuna girmeden önce onu bir insan olarak tanımak bakımından okunmasını tavsiye ettiğim kitapların arasında yer alıyor. Bunun dışında yine Cemil Meriç'le nereden başlayalım sorusuna cevap ararken bilgiyi vermek istiyorum. Cemil Meriç Hisar'da başlayan o dönemin gençlik entelektüelleri tarafından çıkartılan dergilerine yolladığı yazıları zaman içinde kitaplaştırmaya başladı. Ve böylece arka arkaya önce dergilerde çıkan yazıları, bazen sosyoloji bölümünde yaptığı dersler için yaptığı hazırlıklar kitap haline gelmeye başladı. Cemil Meriç öldüğü zaman, yani 1987 yılının Haziran'ından birkaç ay önce, o sırada Kültür Bakanı bulunan Mesut Yılmaz'dan ben bir mektup aldım ve Kültür Bakanlığı'nın Türk Büyükleri dizisi bana babam hakkında bir kitap yazdığını teklif ediyordu bu mektupta. O belgeselin aslında hazırlanmasının sebebi Cemil Meriç'in birebir hayatına girmiş olan ve onu tanımış olan 68 kişinin Cemil Meriç'le ilgili hatıralarını, düşüncelerini, eleştirilerini derleyip toparlama ve müstakbel bir biyografi yazarına malzeme hazırlamaktı. Benim babam Cemil Meriç kitabının yeniden baskısı söz konusu olunca bu müstakbel Cemil Meriç biyografi zaten hakkında bir kitap hazırlamış olduğum için ben oldum. Ve o 68 kişinin aşağı yukarı 3000 sayfa tutan ifadelerini baştan sona okuyarak kitabımın yeni baskısına monte ettim. 165 sayfa olarak basılan eski baskılar şimdi artık 300 sayfa olarak Cemil Meriç kızı ve Cemil Meriç'i tanıyan bütün şahitlerin şehadetiyle yeni ve daha zengin bir Cemil Meriç kitabı olarak inşallah yakın bir zaman sonra çıkacak. Cemil Meriç'in eserleri okunması zor olan eserlerdir ve hemen başlatıp bitirecek eserler değildir. Ama Cemil Meriç için 20. yüzyılda Türkiye'nin yetiştirdiği Ziya Gökalp'ten sonraki en büyük düşünür vasfını eğer biz de tekrarlayacaksak elbette ki bize hiç bilmediklerimizi anlatan, bize adeta bilmediğimiz bir dilden konuşan bir insanı tanımak bizden gayret isteyecektir. Bu gayret bir manada kozasının içindeki kelebeğin çıkmak için kanatlarıyla kozasını zorlaması, yırtması gayreti gibidir. Cemil Meriç eserleriyle, bu ülkesiyle, mağaradakileriyle, 40 ambarıyla, jurnaliyle elbette ki Türk düşünürlerinde bir ortak bilinç yaratmıştır. Yani onun eserleri sadece okunan değil, bittikten sonra başka eserlerin okunmasını gerektiren ve bizleri başka ufuklara kanatlandıran eserlerdir. Yani Hazreti Mevlana'nın bu çok tekrarlanan teşbihiyle eğer söylersek, Cemil Meriç bizi perdelerimizin sivri ucunu kendi ülkemize, kendi irfanımıza batırmamız gerektiğini, fakat öbür ayağıyla hem kendi ülkemizin coğrafyasını genişletmemizi, kendi ülkemizin tarihini genişletmemizi ve derinleştirmemizi ama beraberinde bütün dünya kültürüne de açılmamızı isteyen bir öğretmendir. Cemil Meriç o zamana kadar üzerinde pek az durulan konulara girmiştir. Pek
az bilinen meseleleri ufuk açmıştır. Ve Cemil Meriç'in 12 cildini okumak demek, en azından ondan sonra 1200 tane kitabı okumak demektir. Bu 1200 kitap, 12 artı 1200 kitap bizleri ayağını kendi ifanına basan ama bütün dünya kültürlerine açılan bir insan haline getirmek için adeta gerekli bir kitap listesidir. Cemil Meriç okurlarını mesela bir İbn Haldun'la tanıştırır. Cemil Meriç okurlarını mesela bir Dostoyevski ile tanıştırır. Bu tanışmalar okurda o isimlerle ilgili daha derin boyutlarda çalışma yapmak ihtiyacını doğurur ve zamanda derinleştirdiği kadar mekanda da ufuklarını genişletir. Yani Cemil Meriç bir manada son zamanlarda kullanılan bir tabiri onun içinde söylersek küyerel bir düşünürdür. Yani hem küreseldir hem yereldir. Dünyanın bu kadar küçüldüğü, ufukların bu kadar ülkemize taşındığı ya da ufuklarımız bu kadar dünyayı genişletebildiğimiz bir dönemde Cemil Meriç'in çok iyi bir rehber olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hemen hepimizin televizyon dünyasından tanıdığı Engin Noyan Bey şöyle bir değerlendirme yapmıştı. Ben de Cemil Meriç'in 12 ciltlik eserini karşıma dizerim. Kronolojik olarak birincisinden okumaya başlarım. O okuyuşumun tarihini atarım. 16 Kasım 2015. Bu tarihin altını diyelim ki kırmızı bir kalemle çizerim. Ve 12 cildi de o kırmızı kalemle okur, bitiririm. Sonra aradan bazen 1 yıl, bazen 2 yıl geçer. Tekrar ilk kitaba dönerim kronolojik olarak. Ve bu sefer yeni tarihi atarım. Onu diyelim ki siyah bir kalemle çizerim. Ve ikinci okuyuşumu 12 cildin tamamını bu siyah kalemle sürdürürüm. Kenarına notlar alırım. Aldığım bu notları ansiklopedilere, internete başvurarak bir defterde genişletirim. İkinci okuyuşum bittikten sonra bu sefer üçüncü okuyuşuma başlarım. Yani Cemil Meriç benim çalışma masamın üzerinden hiç eksik olmaz. Ve o hep dönerek okuduğum ve her okuyuşumda kendisinden yeni şeyler öğrendiğim tek rehber olarak benim önümde durmaya devam eder. Cemil Meriç'in bu dünya kültürü ve kendi irfan tarihimizdeki rehberlik görevinin bir ikinci cephesi daha var. Cemil Meriç'in üslubu, Türkçesi. Cemil Meriç'i bu kadar sevdiren, bu kadar geniş bir Türkiye'de okur kitlesini bulmasına yol açan ikinci sebep o sihirli üslubudur. Cemil Meriç 20. yüzyıl Türkiye Türkçesinin zirvelerinden biri, belki de birincisidir. Bunu söylerken mesela hakkında bir kitap hazırlamış oldum. Bir örnek olarak sadece söylüyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hakkını katiye değmek istemem. Ama şunu ifade etmek isterim ki Cemil Meriç'in üslubu Tanpınar'a göre daha müzekker, Tanpınar'ın üslubu Cemil Meriç'e göre daha müennestir. Yani biri daha dişi, biri daha eril bir üsluptur. Bu üslup güzelliği Cemil Meriç'in özellikle bu ülke eserinin birçok sayfasının ezbere bilinmesine yol açmıştır. Bu açıdan Cemil Meriç Türkçemizi geliştirmek için de muhteşem bir rehberdir. Yani onu hem bir fikir adamı olarak okumak bizi kendi ülkemizin tarihinde ve dünya coğrafyasında genişletecektir. Hem de sahip olduğu Türkçenin çok muhteşem bir yelpaze olması dolayısıyla üslubumuza getirdiği yeni rüzgarlı kanatlı üslubun
dolayısıyla kendi Türkçemizin de gelişmesine yol açacaktır. Cemil Meriç çok okunan, çok sevilen bir yazarı ülkemizin. Bu özelliği onun adının çeşitli zamanlarda çeşitli yerlere verilmesine de yol açmıştır. Mesela İstanbul'da Ümraniye semtinde bir kitabının başlığı Ümran'dan uygarlığa olduğu için Ümran İbn-i Haldun'un medeniyet manasında kullandığı, İslam medeniyeti manasında kullandığı kelimedir. Ümraniye semtinde bir mahalleye Cemil Meriç'in adı verildi. Dört katlı bir kültür merkezine onun ismi verildi. Ve mesela oradaki iki tane caminin adı Cemil Meriç'in adını taşıyor. Ayrıca Haliç kenarında bir Cemil Meriç görme engelliler parkı var. Burada çiçek yok, kokulu bitkiler var ve özürlü insanlar, gözü görmeyen insanlar buraya gelip dolaştıkları zaman ellerini uzatıp bazen bir lavanta, bazen bir biberiğin kokusunu almış oluyorlar. Yine kağıthanede Cemil Meriç adını taşıyan bir ilk öğretim okulu var. Onun açılışı sırasında şimdiki Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ayrılmak üzereydi. Ve fakat bu okulun kurulması için çok ciddi bir gayret gösterdi. Ben orada yaptığım konuşmada dedim ki kağıthane semtinde Cemil Meriç adını taşıyan bir okulun açılması beni hiç şaşırtmadı. Çünkü bizim evimizin duvarları sahiden de kitaplarla, kağıtlarla kaplı bir evdi. Bizim evimiz bir kağıthaneydi dedim. Cemil Meriç'in adı Sakarya'da Sosyal Bilimler Lisesi'ne verildi. Hocalık yaptığı Elazığ'da bir büyük caddeye verildi. Niğde'deki Görme Engelliler Okulu Cemil Meriç'in adını taşıyor. Menemen'de bir caddeye verildi. İstanbul'da İslam'ın karşısındaki sokağın adı Cemil Meriç'in adını taşımaktadır. Velhasıl körlüğün narını ilmin nuruna çevirmek için 70 yıllık ömrünün son 35 yılına ben bizzat şahit olan bir insan olarak bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Her dakikasını önce kendisini aydınlatmak, sonra da kendisine okumaya aday olanları aydınlatmak için satır satır işleyen bir düşünür olan Cemil Meriç, hiçbir dünyevi talebi olmadığı halde Türkiye'de kadri bilinen bir düşünür ve bir yazar olarak bugün karşımıza çıkıyor. Ölümün üzerinden 30 yıllık bir zaman geçmiş olduğu halde. Cemil Meriç'in bu sene biliyorsunuz Cumhurbaşkanlık verdiği Vefa Ödülü onun adına denildi. Henüz töreni yapılmadı. Ama ölmüş insanlardan seçilen bu Vefa Ödülü Cemil Meriç'in alnına konan bir şeref tacı oldu. Beraberinde Hatay Valiliği onun dünyaya gelmiş olduğu evi restore etti ve Cemil Meriç Müzesi'ni kütüphanesi haline getirdi. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi onun 2 yıl oturmuş olduğu Çengelköy'deki Vahdettin'in Bakırcıbaşı'nın başısının evini almayı ve bir yangınla sıfıra indiği kül oldu. Bir Cemil Meriç kültür evi, bir müze ve kitap kafe haline getirmek istiyor. Bu şekilde ömrünü ilme adamış olan ve görmeyen gözleriyle 12 tane muhteşem fikir eseri kaleme almış olan bir insanı ülkemiz insanıyla ve devletiyle bağrına basmış bulunuyor. Ben özellikle Cemil Meriç'i tanımayan arkadaşlar için bu konuşmayı yaptım. Aslında Cemil Meriç düşünce dünyamıza getirmiş olduğu farklı boyuttaki düşünceleriyle üzerinde yüksek lisans tezleri, birçok yüksek lisans tezi yapılan, hakkında kaleme alınan kitaplar olan bir insandır. Ve fakat Cumhuriyet Üniversitesi'nin genç öğrencileri için aynı derecede malum olmaması hakikatinden hareketli çok basit ve sizlere Cemil Meriç'i tanıtıcı bir konuşma yaptım.
Müsaadenizle şimdi sorular kısmına geçelim ve sorularla eğer arzu ederseniz konumuzu genişletelim. Evet, soru bekliyorum. Buyurun. Herhalde bir mikrofonun gelmesi gerekecek yanınıza. Hanımefendi, şehrinize hoş geldiniz. Sağ olun. Cemil Bey, düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı bu ülkede düşünce adamının çıkmadığını kendi devri için ifade etmiş. Hatta toplumun her aydınlığı karanlık, özür dilerim, her aydınlığı yangın zannedip onu söndürmeye çalışmakla nitelendirmişti. Tabii Cemil Bey her ne kadar yaşadığı dönemde toplum içerisinde aynı insanların, düşünen insanların çıkmadığını ifade etse de kendisi kucağında yaşadığı o toplum içerisinden çıkan muazzam bir ışık ve güneşti, düşünen, sorgulayan bir düşünce adamı ve mütefekkir. Siz bir sosyolog olarak günümüzde toplumun düşünce adamı yetiştirme noktasında daha kısır kaldığını düşünüyor musunuz? Eğer bir sosyolog olarak cevabınız evet ise bunun nedenlerini nasıl izah edersiniz? Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de. Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Şunu söylemek lazım ki düşüncenin bir kuduz köpek gibi kovaladığı dönem artık söz konusu değil. Günümüzde elbette ki Türkiye dünya kitap literatür sıralamasında 13. sırada bulunuyor. Yani üretimi çok bol olan bir ülke Türkiye şu anda. Kitap fuarları yapılıyor, yazarlar, okuyucular birbirleriyle buluşuyorlar. Ve Türkiye gerçekten de Cemil Meriç'in yaşadığı yıllara kıyasla artık düşünceli kuduz köpek gibi yaşandığı bir ülkede değiliz. O dönemde değiliz. Belli bir düşünce serbestiyeti var. Üniversitelerimiz çoğaldı. Kütüphanelerimiz arttı ve çok yeni eğitimli genç bir kitle ülkemizin tarihine ağırlığını koymaya başladı. Yani Cemil Meriç'in döneminin imkanlarıyla bugünün şartları eğer karşılaştırırsak ben bir kısırlaşma değil, tam tersi bir yeniden üreme, yeniden çekirdeklerin filize dönme zamanına girdiğimiz kanaatindeyim. Mesela İstanbul'dan bir örnek vereceğim. İSAM adlı bir büyük kütüphane var biliyorsunuz. Yani 150 binden fazla kitabın olduğu ve bütün yeni yayınların geldiği bir kütüphane. 1000 kişiden fazla okuma yeri var ve her zaman dolu. Buradaki insanlar yüksek lisans ve doktora yapan insanlar. İlme dahil olabilme, ilme ulaşabilme şartları şu anda ülkemizde Cemil Meriç'in zamanından çok daha ileri bir seviyede bulunuyor. Cemil Meriç'in Ümran'dan Uygarlığa başlıklı kitabı aslında bizim dahil olduğumuz medeniyet camiasından uzaklaşıp ilgimizin olmadığı bir yeni medeniyet, bir uygarlık dünyasına girme çabasındaki ümitsizliğimizi ifade ediyor. Fakat beraberinde eserlerinde vermiş olduğu mesajlar aslında uygarlık dünyasına da sırtımızı dönmememiz gerektiğini söylüyor. Ama diyor ki irfan dünyasına mutlaka sahip çıkmamız lazım. Yani kendi İslam medeniyetimizin eserlerini bilmemiz ve o İslami kimlikle beşikten mezara kadar ilmi arayan insanlar haline gelmemiz lazım. Bu süreç bence bugün başlamış bulunuyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin üniversitelerinde de üniversite dışında da o yıllara 1940'ların, 50'lerin, 60'ların yıllarına kıyasla çok daha zengin bir imkanlar ortamında yaşıyoruz. Ve bu imkanlardan istifade eden insan sayısı
nicelik olarak artıyor. Bunun nitelik olarak artması için ben zaten bugün buraya geldim. Mesele nicelik olarak artmakla kalmamalı, nitelik olarak artmakla asıl bu kısır döngü mümbit bir istikrale dönüşebilir. Dil bilme imkanlarımız arttı. Osmanlıca bilme imkanlarımız arttı. Bakın sadece Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyan 50 bin tane öğrencimiz var. Bu şartlar yoktu. Şu anda bir öğrenci çatışması Cemil Meriç'in eserlerini kaleme aldığı yıllara kıyasla yok. Türkiye o yıllara kıyasla çok daha müreffeh günlere gelmiş bulunuyor. Bütün bu imkanlardan istifade ederek niceliklerin bize getirdiği bu şansı niteliklere de çevirmemiz lazım. Bu da işte burada bulunan arkadaşlarımızın, burada bulunmayan 50 bin arkadaşımızın ya da bugün Türkiye Cumhuriyeti Üniversitesi'nde okuyan, çalışan arkadaşlarımızın çalışmalarını daha büyük bir ciddiyetle ve bizi doğrudan doğruya ilgilendiren konular üzerinde yoğunlaşmakla fethedileceği kanaatindeyim. Yani ben bugün yeni bir düşünce rönesansına Türkiye'nin hazırlanmakta olduğunu görüyorum. Ve gerçekten yeni yetişen kuşakların disiplinli çalışmalarıyla Cemil Meriç'in ümit ettiği bir irfan coğrafyasının bu topraklarda doğacağını ve buradan dünyaya yayılacağını da ümitle tahmin ediyorum. Yurtlar Kurumu Müdürümüz Erdoğan Tunç Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ankara'daki yetkililere çok teşekkür ediyorum. Rektör Beyefendi'ye destektaşım olan bana burada alanla ilgili bir konuşma yapma fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Beşik'ten mezara kadar ilmi talep ediniz. Ben bir ay sonra 70 yaşına basacağım ve her gün 8 saat çalışarak hazırlamakta olduğum 8 tane kitabım var. Onlara yeni paragraflar eklemeye devam ediyorum. Genel Müdür Yardımcımız Recep Aner ve İl Müdürümüz Erdem Tuncu Kürse davet ediyorum. Ayça Naybaz, Emine Işık, Zülal Mert Aslan, Didem Gürbüz,
Nisar Veysa Gülmez, Yasemin Gözde Aslan, Eda Cura, Fadime Temiz, Nilay Sungur, Mehtap Aydın, Muhammed Türkiye, Feyza Nur Susam, Ömer Topçu, Sümeyye Torun, Döndü Torun, Ayşe Toprak, Hayriye Doğan, Fatma Akça, Dilan Özdemir, Seher Sevda Ceyhan, Ayşe Çelik, Esra Ekinci, Zeynep Taşçı, Seda Balcı, Ayşe Hırkuncu, Kader Taş, Zişan Karakuş, Rümeysa Fındıklı, Burcu Akçal, Birgül Oğur, Rümeysa Türkan, Büşra Çelikoroz, Gamze